Kalk! Hücuma bir dakika kaldı. Hücum borusunu çal! Ramazan, yani. Hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret yani. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çal şunu. Olur canım kumandanım. Hücum! Merhaba. Bir saniye, ses gelmiyor şu an. Hayır, yok. TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sema Demet. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bildiğiniz üzere tandemi programında futbolcular, teknik direktörler ve federasyon başkanlarını konuk ediyorduk. Artık 14 ve 15 kuşağında diğer branşlarda yer alan sporcuları da konuk edeceğiz. İlk konuğumuz Türk Telekom'un başarılı oyuncularından Muhammed Baygül. Merhaba Muhammed, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de. Bu sefer ses geliyor galiba şu an. Efendim? Ses geliyor galiba şu an. Evet. Nasıl gidiyor evde çalışmalar? Koronadan dolayı bildiğiniz üzere antrenmanlar, maçlar ara verildi. Türk Telekom yoluna dolu dizgin ilerliyordu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı. Yani herkesin geçirdiği gibi geçiyor aslında. Evde kaldık. Zor geçiyor. Yani normal hayatımızın dışında geçtiği için özellikle benim için zor geçiyor. Bütün sporcu arkadaşlarım veya çalışmaya alışmış insanlar için de büyük ihtimal aynıdır. Çünkü evde hareketsiz,
Yani normal hayatımızın dışında durağan bir hayat geçirdiğimiz için yani açıkçası ben çok zorlanıyorum. Ama hani yapmamız gereken bu. Güzel günlere, eski günlere çabucak dönebilmemiz için hepimizin böyle davranması gerekiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Böyleyiz. Evdeyiz. Dediğin gibi yoğun tempoda ilerliyor aslında basketbol. Şu an neler yapıyorsunuz antrenman olarak? Takımınız belli bir program mı verdi? Online antrenman mı yapıyorsunuz? Yoksa bireysel olarak çalışmalara devam mı ediyorsunuz? Ya şöyle zaten ilk daha bu virüs nedeniyle evlerde kalmaya başladığımızda antrenmanlar iptal olduğunda kondisyonerimiz Hilmi abi, kendisini de çok severiz bütün takımca, hepimize zaten bir program yollamıştı. Ama işin açıkçası hani uyguluyor muyum o programı? Çok uygulayamıyorum çünkü hakikaten şunu anladım, evde motive olmak biraz daha zormuş. Ha, elimden geleni yine yapıyorum tabii ki. Gerekli şeyleri vücudum için biraz koşuyorum, arada sırada çıkıp. Ama tabii ki bir profesyonel sporcu olarak yapılması gereken antrenmanları yanına yaklaşacak kadar bile değil yani açıkçası. Ya tabii bu süreçte biraz da olsa bir gerileme ister istemez olacak sporcularda. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu sadece benim için değil, bütün spor camiası için böyle olacaktır. Her ne kadar evde çok iyi çalışıyorum dese de insanlar, ki eminim çalışıyorlardır bunları söyleyenler. Ama salonsa salon sporuysa salonda, ne bileyim futbolsa sahada yapılan antrenmanın verimini vereceğini zannetmiyorum. Çünkü evde ne yaparsanız yapın topla ilgili bir şey yapamayacaksınız. Potaya şut atamayacaksınız kolay kolay veya bir rakibiniz olmayacak veya yani anlatabildim mi? Demek istediğim ne kadar iyi idman yaparsanız yapın evde normal bir antrenmanın yerini tutmayacaktır. Bu da sizin gerilemenizi tabii ki gerilemenize sebep olacaktır. Ama bunlar kapanmayacak şeyler değil. Sonuçta önemli olan insan sağlığı. Bizim ne zaman normale dönerse ortam çıkacağız. Yavaş yavaş eski formumuzu bulacağız. Yani bunu yapacak bir şey yok. Herkes için eşit bir ortam var sonuçta. Yani evet, bir de bireysel çalışmalar bir yere kadar sonuçta bir takım oyunu. Takımda antrenman yapmak ayrı bir şey. Takıma duyulan bir özlem vardır, beraber çalışma. Tabii ki, tabii ki ya, özellikle geçen gün bizim kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile olan maçı böyle özet tarzı bir görüntüsünü izliyordum. Oyunu özlüyor insan, o ortamı, atmosferi özlüyor çünkü yani gerçekten güzel şeylerdi. İşimiz bu, alıştığımız şey bu. Dediğim gibi alıştığımızın dışına çıktık şu an. Yani insan ister istemez sıkılıyor çünkü ben yani ufak yaşlardan beri sürekli antrenman, oraya koştur, maç için koştur derken hani sürekli bir uğraş, sürekli bir amaç, çaba vardı. Vakit geçirebiliyordum rahatlıkla. Arkadaşlarımla, takımdaki arkadaşlarımla oturup görüşebiliyordum. İdman yapıyorduk. Dediğim gibi yani sürekli bir aktivitem vardı. Şu an bunlardan mahrum kaldığım için açıkçası zor yani kötü bir durumdayız. Ufak yaşlardan beri dedin. Kaç yaşında basketbola nasıl başladın bu branşta? Yani aslında basketbola çok da ufak yaşta başlamadım. Sanırım 14 yaşındaydım ama ondan öncesinde futbol oynuyordum. Basketbola başlamam tamamıyla şans eseri oldu diyebiliriz. Lise sınavına girecektim. Arkadaşım basketbol oynuyordu. Ben de futbol oynuyordum tabii o ara. İşte bir dershane sınavı için evden çıkmıştım. Erken gitmiştim açıkçası. O ara arkadaşım spor salonunda yakındı. Spor salonunda antrenmanını izlemek için hani zamanım vardı. Spor salonuna gitmiştim. Tribünde otururken kendisiyle de daha dün konuştum. Süha Demircan, çok severim kendisini. Ankara Şekerspor'da. Tribündeyken sağdan bana seslendi. Biraz konuştuk. Aşağı gel dedi. Salona indim işte. Parkeye. Birkaç şut attırdı bana. Dribling yaptırdı. Sonra bizle çalışmak ister misin dedi. Ben de hani dedim ben futbol oynuyorum. Hani nasıl olacak falan. Tamam ben ayarlayacağım her şeyi. Hem futbol oynayacaksın hem basketbol oynayacaksın tarzı bir şeyler söyledi bana. Tabii ki futbol antrenmanlarına yollamadı bu arada. Yani o vesileyle o gün şans eseri hiç aklımda yokken öyle bir basketbola başlamış oldum. Peki neden futbola devam etmek istemedin? Basketbol daha mı çok sevdin sonrasında? Ya işte aslında şimdi şöyle. Ben futbol oynarken de basketbol izliyordum. Gece kalkıp maç izliyordum. Hatta arkadaşlarımla basketbol oynuyordum sokakta. Ama sanırım
Süha abinin etkisi oldu. Çünkü ben şimdi oraya giderken tabii ilk önce hem futbol hem basketbola gideceğim diye kabul etmiştim. Beni futbola yollamadı. Basketbola yollayınca bilmiyorum yani bir anda olaylar öyle gelişti. Futboldan uzaklaştım. Basketbolla devam ettim. Hani buraya bugüne gelmem kısmetti bana göre. Yani hiç aklımın ucundan geçecek şeyler değildi. Sonuçta hani geç de başlamıştım. Hani çok imkanlar da yoktu açıkçası. Hani biz haftada iki, herkes gelirse bazen üç idman yapabiliyorduk. Şimdi ben o dönemde kendi yaşıtlarımın ne İstanbul'da özellikle ne kadar iyi eğitim aldığını vesaire bildiğim için hani benim buralara gelmem biraz kısmet diyebilirim yani. O yüzden hani Süha abinin de yardımıyla basketbolu seçmiş oldum bir anda. Hani çok da bilmiyorum açıkçası neden futbol bıraktığımı. Ya şans eseri başladığın bir branşta aslında büyük başarılar elde ettin şu an mevcut takımına da zaten. Peki ilk başladığında ya da şu anda kendini idol olarak gördüğün yabancı ya da Türk oyuncu var mı basketbolda? Yani idol olarak görmek değil de biraz önce de söylemiştim geceleri maça kalkardım diye NBA maçlarına. Çok ufaktan beri bir Allen Iverson yani sevgisi vardı içimde. Özellikle onun maçlarına kalkıyordum. Başka maçı izlemeye kalkmazdım zaten. Hani onun videolarını izlerdim, aşağı inerdim, işte toplu oynardım vesaire. Hani idol denecekse evet Iverson sevgim vardı. Hani basketbolu başlamam, basketbolu sevmem belki de onun yüzünden olabilir yani. Peki hiç unutamadığın bir maç var mı kariyerinde oynadığın? Ya şöyle unutamadığım maç iyi olarak da var, kötü olarak da var. Şimdi ben Euro Cup şampiyonluğu kazandım Darüşşafaka'yla. Yani oradaki Bayern Münih maçı, işte Kuban maçı bunlar unutulmaz. Çok önemli maçlar oynadım ama hani ilk unutulmaz maç deyince ilk aklıma gelen Karşıyaka sezonum benim. Evde Tofaş'ta oynuyorduk. Hiç unutamıyorum o maçı. Yani iki uzatmada kaybedip playoff dışında kalmıştık. Hani eve gidip maçı birkaç kere daha izlemiştim. Nasıl kaybettiğimizi anlayamamıştım bir türlü. Çok yıkıcı bir maçtı benim için. Hani unutamadığım maç deyince ilk aklıma gelen o ne yazık ki. Hani başka başarılar gelsin isterdim ama ilk aklıma gelen maç o. Peki şu anda Türk Telekom'da takımda durumlar nasıl? Yabancılar mı hala yoksa döndüler mi ülkelerine? Bildiğim kadarıyla Kenny Kacı burada. O hamileydi sanırım. O yüzden burada kalmayı tercih etti. Onun dışındaki yabancı arkadaşlarımızın hepsi ülkelerine döndü zaten. Olay yani bu izin olayı, ertelenme olayı açıklandığı günden hemen sonra döndüler. Onun dışında birkaç kişi Ankara'da, diğerleri de şehir değiştirdiler zaten. Başka yerlerde. Şu an hani dediğim gibi Türk Telekom'da devam eden bir çizgi var. Peki ileriye dönük hedeflerinde neler var? Ya aslında şimdi bu sezonu bitirememek ki bence bitiremeyeceğiz. Biraz Sence üzdü tamamlanır çünkü. Efendim? mı? Lig kaldığı yerlerde. Ya ben pek ihtimal vermiyorum. Hani zor diye düşünüyorum ama inşallah devam edebiliriz. Sonuçta başladık, bitsin, her şey belli olsun tabii ki isterim ama bana soruyorsanız kendi şahsi fikrim hani bu işin çok kolay olacağını zannetmiyorum. Ki özellikle hele ki eski normal düzende seyirci de deplasmanlı bir şekilde bu sezonu bitirmenin mümkünatı olduğunu ben hiç düşünmüyorum ama dediğim gibi ben biteceğini pek zannetmiyorum. O yüzden aslında sezona da yani sezonun sonuna doğru bu virüs öncesine gelen süreçte takım olarak bir atağa kalkmıştık form olarak. Çok iyi bir düzeydeydik. Daha iyi tanıyorduk, daha iyi oynuyorduk. Türkiye Ligi'nde de Avrupa'da da önemli hedeflerimiz vardı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bir Final Four hedefliyorduk. Belki Final Four'u Ankara'ya getirmeyi hedefliyorduk. Bu arada ben de Ankara'lı olduğum için hani kendi şehrimde, kendi şehrimin takımıyla oynamak, böyle bir başarı kazanmak beni ayrıca bir mutlu ederdi. Yani büyük, aslına bakarsanız herkesin aklında olan düşünce Final Four'u oynayabilmekti Şampiyonlar Ligi'nde. Hani bu da tamamlanmadı. Umarım böyle bir şey duydum. Sezon öncesi bu
Şampiyonlar Ligi'ne kalan son 8 takım arasında oynanıp kupayı verecekler diye. Hani inşallah orada önümüzdeki sezon Türk Telekom olarak o kupayı alabiliriz veya alabilirler. Hani ben olur muyum bilmiyorum ama olmak isterim. Dedim ki bu sezon bitmediği için daha hani ileride nasıl olur, nedir hedef diye sorusuna şu an bir şey diyemiyorum. Şu an hakikaten dediğim gibi Ankara'da olduğum için ben burada çok mutluyum. Arkadaşlarım burada, çevrem burada. İşte koçu tanıyorum zaten. Ben ufak altyapıdan beri tanıyorum. Kondisyonerimizi tanıyorum. Arkadaşlarımla daha önce çoğuyla oynamıştık ya Türk oyuncularla. Dediğim gibi çok güzel bir ortamımız vardı. Umarım hiç bozulmaz bu ortam. Seneye de devam eder. Ondan sonraki seneye de devam eder. Hani olabildiğince mutlu olduğumuz yerde kalmaya çalışıyoruz. Benim dedim bu. YouTube üzerinden gelen bir yorum var. Onu okuyayım. Taraftarca en çok sevilen oyunculardan birisi. Ankara Seyircisi'nin desteğini nasıl buluyor? Taraftar ve seyircisi sorumlu bir şey verebilmedi. Ya şöyle diyeyim ya, ben şimdi Ankaralıyım. Çok ufaktım. Hı-hı. Futbol oynuyordum o zaman yine. Bu 19 Mayıs'ta Atatürk Spor Salonu'nun yanında 19 Mayıs'ta kum sahada antrenman falan yapardık biz. Oradan çıkınca koşa koşa 19 Mayıs'a giderdik. Atatürk Spor Salonu'na giderdik, böyle maçlar oluyordu. Hiç unutmuyorum, o zaman Telekom maçlarında böyle acayip bir seyirci, acayip bir sıra, kuyruk oluyordu girişlerde falan. Hiç unutmuyorum, böyle full dolu tribünlerde oynanıyordu maçlar. Şimdi ben yaşım büyüdü, işte İzmir'de oynadım, İstanbul'da oynadım. Ama insan içinde bir Ankaralılık, hakikaten memleket olayı başka oluyor. Şimdi tabii bu şu anki durumu seyirci olarak müthiş bence. Çünkü çok büyük bir salonda oynuyoruz. Belki o kadar göze batmıyor ama oraya 4000-5000 kişi geliyor. Bazen daha fazla. Dediğim gibi benim hani beni mutlu eden şey birkaç sene öncesine kadar bu durum kaybolmuştu belki de. Hani çok basketbola maçlarına gitmiyordu Ankara seyircisi. Hani bunun tekrar daha fazla olması beni mutlu eder. Şu anki destekleri gerçekten çok iyi. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir salon. Ben oraya gittiğim zaman yani o seyircinin önünde oynamak gerçekten mutlu ediyor. Çünkü hani boş seyirciye oynanan bir maçtansa seyirciyle oynamak tabii ki daha iyidir. Bu sizi hem destekler hem de gurur verir. Dediğim gibi de şehrimin takımı olarak düşündüğüm için bence şu an için gayet iyi. Hani başarıyla beraber çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha fazla insan başarıyla beraber daha fazla bizi izlemeye gelecektir. İnşallah ben de bunun bir parçası olurum yani. Gelip izlerler bizleri. Umarım kaldığı yerden devam eder ve ligleri izlemeye tekrar devam ederler. Takımda en iyi kimlerle anlaştığın arkadaşların kimler diyebiliriz? Ya ben Şafak'la iyi anlaşıyorum. Aslında herkesle iyi anlaşıyorum. Yani ama gelmedi programı. Çok ikna etmeye çalıştım. Yani sizi utanıyorum dedi. Şaşırtmadı o keyfini bulmadı. Yani gelmemesine şaşırmadı. Şafak'la zaten benim U18'den beri tanışıyoruz. Yani bayağı bir sene oldu. Metin'le aram iyidir. Metin'le de daha Metin altyapıdayken tanışıyoruz. Yani bana pas verirdi. Öyle söyleyeyim. Yani Darüşşafaka'da da beraber oynamıştık Metin'le. Polat abiyle çok önceden beraber oynadık. İşte diğer gençlerle bu sene tanıştık ama gerçekten daha önce de söylediğim gibi çok iyi bir ortamımız vardı. Ben çok keyif alıyordum yani. Özellikle yabancılarımız da iyiydi tabii ki. Hani bir atıyorum bir Şafak kadar, bir Metin kadar, Polat abi kadar bir yakınımız yoktu belki ama hepsi gerçekten iyi insanlardı. Dediğim gibi Şafak, Metin, herkes, bütün Türklerle çok iyi anlaşıyorum yani. Çok güzel bir zaman geçiriyoruz, vakit geçiriyoruz yani. Tam onu soracaktım. Peki yabancılarda en iyi kimle anlaşıyorsun? Yabancı oyuncularda. Ya en iyi diyebileceğim şu an herkes de eşit de herhalde ya sanırım. Herkes de iyiydim yani. Kyle'la, Mustafa'yla. TJ zaten çok iyi bir insandı TJ'de. İyiydi yani. Yani net bir yabancı söyleyemeyeceğim. O yüzden. Aslında tekrar dediğin gibi eski takımda bir uyum vardı. Eski oynadığın arkadaşlarına tırtık oynamaya başladın. Yakalanan efendim? Yüksek bir performans başarı vardı takımda. Hı-hı. Yani dediğim gibi zaten benim düşünceme göre
atıyorum 10-15 kişilik bir oyuncu grubu ne kadar çok süre geçirirse, ne kadar çok beraber antrenman yapar, beraber soyunma odasında vakit geçirirse başarıyı arttırıyordur. Yani bir sene aynı takımda oynamakla 3 sene aynı takımda oynamanın başarısı da oyuncu olarak da kulüp olarak da sizi başarı olarak götüreceği yer çok farklıdır bence. Hani biz yavaş yavaş dediğim gibi sezon başında sonuna doğru bu performansınız artması buna da bağlıydı yani. Demek istediğim iyi bir arkadaşlığımız vardı. Birbirimize daha çok yönetleniyorduk ve daha iyi oluyordu gün geçtikçe. Hı hı. Peki biraz basketbolun dışına çıkalım. Takımla alakalı yine devam. Takımda en çok kim oynuyordu? En çok kim tarzını beğendin? Polat abi herhalde. Polat abi diyebilirim. Polat biraz diye. Düşündürücü bir fazla yok galiba. Yok, düşündürücü değil şöyle. Şimdi Polat abi çok stylist olduğunu düşünür. Hani değişik bir tarzı vardır ama hani bana çok yatkın, benim çok beğendi, yani beğeniyorum, güzel görünüyor ama hani çok tercih edip kendimde uygulayacağım bir tarz olmadığı için o kadar düşündüm yani. Biraz farklı giyinmeyi sever o yüzden. Şu an tüm süreç evde geçiyor. İzleyenler öğrenebilecek bir film, ya da yani şu an ben de hiçbir şey izleyemiyorum. Nedense her izlediğim şeyden sıkılıyorum. O yüzden genelde zaten ben de hep şöyle düşünüyorum. Keşke izlediğim şeyler hafızamdan silinse de tekrar izleyebilsem. Hani izlediğim şeyleri tekrar tekrar izlerim o yüzden. Dizi olarak benim açık ara favorim Breaking Bad'tir. İzlemeyen çok az kişi vardır büyük yani. İzleyecekler, onu izleyebilirler. Power diye bir dizi vardı, onu izleyebilirler. Prison Break. Bunlar herkesin bildiği şeyler. Film olarak da bugün gördüm. Bir yerde, doğru mu bilmiyorum, Netflix'e Training Day diye bir film var. Denzel Washington'ın. Çok beğenirim. Netflix'e gelmiş herhalde bugün. Bir fotoğraf gördüm, geldim bilmiyorum. Bence müthiş bir filmdi. İzlenebilir yani. Onu deviririz. Tekrar basketbola dönecek olursak eğer. Bundan sonrası için ne söyleyebilirsin? Bunu bu süreci atlayıp devam ediyorsun. Bireysel olarak mı? Bireysel olarak da, takım olarak da. Ya şimdi bu işin ne zaman bitirdiğiyle alakalı bence. Hani sezon oynanacak mı, devam edecek mi? Etmeyecekse büyük ihtimal takımların kadrosu bozulacak, böyle kalmayacak. Sonuçta insanlar transfer yapacak. Oyuncular değişecek. Bir de basketbolda durum biraz oluyor galiba. Mesela bir yıl bir takım oynayan bir bakımcı, diğer yıl başka bir takımda. Bir takım değiştirme olayı var. Evet. Futbol gibi uzun süreli kontratlar yapılmadığı için genelde zaten basketbol kontratları bir senelik, maksimum 2-3 senelik oluyor. Dediğim gibi mesela bizim takımımızda bildiğim kadarıyla herkes bir senelik anlaşması vardı. Şimdi bu sene bittiğinde bu süreç ne zaman biteceği önemli, ekonomik etkisi önemli, oyuncuların tekrar buraya gelmek isteyip istemeyeceği önemli, yani takım olarak oyuncuları isteyip istemeyeceği önemli. O yüzden hani şu an geleceğe yönelik şöyle olacak, böyle olacak demek çok mantıklı değil yani. Bunun için birçok etken var. Yani dediğim gibi en büyük etken de bu olayın ne zaman biteceği, ne zaman normal hayatı döneceğimiz, sonrasında ekonomik faktörler vesaire diye değişiyor. O yüzden hani ben şu an çıkıp geleceğe dair şöyle olacak, böyle olacak diye net bir şey söyleyemem. Ama gönül ister ki eskisi gibi kaldığımız yerden devam edebilelim yani, hiç etkilenmeden. İnsanlar gelip maçları izlesin, güzel keyifli şeyler yapabilelim yani. Evet, tekrar umarım eskisi gibi olur. Peki bu zamanda oynadığın, en iyi anlaştığın sporcu, basketbolcu kimdi? Tüm takımlar arasında en iyi uyum yakaladığın? Yani ben Soner Şentürk'le mesela Karşıyaka'da oynamıştık. Soner abiyle oynamayı seviyordum açıkçası. Çünkü böyle o da böyle duygularıyla oynayan bir insandı. Bir de oradaki seyirciyle vesaire. Sahada konuşup anlaşabiliyordum yani onunla. Onunla oynamak keyifliydi. Şimdi Şafak'la mesela, Şafak ya dediğim gibi aynı dili konuşup beraber
geçmişim olduğu insanlarla aynı sahanın içinde oynamak beni keyiflendiriyor. Çünkü anlaşabiliyorum, konuşabiliyorum. Ne zaman ne yapacağını az çok biliyorum. Ondan bir şey isteyebiliyorum sahanın içinde, yardım vesaire veya set olarak. Dediğim gibi. O yüzden hani bildiğim, tanıdığım, daha önce geçmişim olan insanlarla, şimdi net isim veremiyorum Soner abi ardında, ama böyle insanlarla oynamak daha keyif veriyor bana yani sahanın içinde. Peki yabancı oyuncularla lafını kesiyorum. Özellikle kendi dilimizi konuşabildiğimiz, yani Türk arkadaşlarımla oynamak bana müthiş bir keyif veriyor mesela. Onlarla elde edilen başarı, sahanın içinde bir şeyleri başarmak, öyle beni mutlu ediyor. Yabancılarla bu uyumu yakalayabiliyor musun? Peki dil problemi mi var? Tabii ki yakalayabiliyorsun, ama hani hangisi daha keyifli diyorsan bana, ben kendi arkadaşlarımla, Türklerle olanı tercih ederim. Ama tabii yani sonuçta yabancı oyuncularla da başarıyorsun. Çünkü bir o sahaya çıktığımız zaman hepimizin bir amacı var. Bireysel olarak da, kulüp olarak da. Sonuçta biz bu işi yaparken tabii ki bir gösteri, insanlar keyifleniyor. Ama sonuçta bir iş yapıyoruz. Bir aldığımız paranın hakkını elimizden geldiğinde, iyi gün oluyor, kötü gün oluyor belki, ama sonuçta o giydiğimiz formanın, o kulübün ismini iyi yerlere getirebilmek için belli bir amaç uğruna uğraşıyoruz o sahnesinde. O yüzden yani Türk yabancı yaptığımız işi tabii ki etkilemiyor, ama hani keyif olarak diyorsan ben öyle daha çok keyif alıyorum. Şu an anladığımız kadarıyla Ankara'dan ulaşın kendimizi. Evet. Seni tekrar seneye Türk Telekom'da görebilir miyim? Ya dediğim gibi o kadar çok etken var ki, ben isterim dediğim gibi. Ben bundan önceki 2 sene İstanbul'da oynuyordum. Oynamıştım daha bir sefer. Orada takım arkadaşlarım da bilir, hatta dalga geçiyorlardı hani Ankara'ya git o zaman, Ankara'ya git o zaman diye. Hani ben Ankara'ya gelmek istiyordum. Dediğim gibi burada tanıdığım insanlar var, çevrem var. Çok rahat bir şehir. Hani pek Ankaralı olmayanlar pek sevmez, ama ben çok seviyorum yani Ankara'yı. O yüzden tabii ki burada kalmak isterim. Ama şartlar da gösterir. Hani istenir miyim? Bunların hepsi olaylar bittikten sonra göreceğimiz şeyler. O yüzden şu an ne söylesem bu kadar istiyorum. Umarım tekrar Türk Telekom'da görürüz önümüzdeki sezon. Bir de dediğim gibi Ankara'da yaşlar basketbol, futbol, böyle voleybol, inanılmaz böyle daha çok taraftar. Ya aslında bence daha fazla da olabilir. Şuna baktığımız zaman küçük bir şehir değil. Burası bu kadar da 4-5 milyon, belki daha fazla bir şehir. Ve hani insanlar sosyal aktivite olarak aslında bunu reklamı yapılsa, insanlar gelse, görseler ortamı, bence herkesin hoşuna gideceği, vakit geçirebileceği, sosyalleşme adına müthiş şeyler. Yani futbol maçı, basketbol maçı, bunlar güzel şeyler. Yani şu anki durum da, tabii ben basketbol olarak bilmiyorum, voleybol olarak da pek bilmiyorum. Hani basketbol olarak şu an fena değil, güzel, ama dediğim gibi bu iş biraz daha marketingle insanları biraz daha salonlara çekebiliriz bence, çekilmeli. Çünkü sonuçta büyük bir şehir yani. Burada bir tutku, burada bir arzu oluşturulabilir diye düşünüyorum yani. İnşallah daha iyi olur. Dediğim gibi bunların hepsi de marketin, reklamla olabilir, başarıyla gelecek şeyler, düzenli istikrarla gelecek şeyler. Bu açıdan da Türk Telekom hani büyük bir şans bence. Sonuçta hani maddi olarak, sonuçta bu işin devam etmesi çoğunlukla maddiyete bağlı. Maddi olarak güçlü bir kuruluş. Şehrimizin de takımı, Ankara'nın takımı. Dediğim gibi yani istikrar gelirse bu sevgi, bu istek diyeyim, sporu olan artacaktır bence. Aslında takımlar başarıya getirdikçe seyirleri daha da bir fazla. Mesela Türk Telekom'un şampiyonlar maçları daha fazla izlenmiştir diğer maçlara bakın. Tabii tabii. Ya dediğim gibi bunu görmek çok zor değil. Yani başarının olduğu yerde insanlar, çünkü oraya gelip bir şeyleri kazan, kendini adadı. Sonuçta ben nasıl şehrimin takımını bilsem, o insan da Ankara'da geliyor, geliyor, izliyor, eğleniyor. Oradaki hırsı, oradaki mücadeleyi gördükten sonra kazanma arzusu oluşuyordur. Bu kazanma arzusu da insanda kazandıktan sonra bir mutluluk, bir istek yapar yani. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden de hani başarı devamlılığı getirir bende yani. Onu söylemek istiyorum. Evet, başarı olduğu yerde daha fazla. Dediğim gibi
Yani gün geçtikçe sezon başına göre mesela sezon başı ile sezon sonunu kıyaslarsak büyük ihtimalle seyirci sayısında bir artış olduğu kesindir yani. Daha az o zaman seyirci sezon başında. Ya dediğim gibi bu böyle hani başarıyla biraz reklamla falan artacak şeyler. Büyük ihtimal hani sezon başında ki maçlardan sonra baktığı devamlılık var, güzel. O arkadaşına söylüyor, belki o arkadaşına söylüyor. Yapılan reklamlardan sonra sezon sonu özellikle mesela kupa maçında Fenerbahçe'yle oynadığımız maçta salon bayağı 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 doluydu. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız birkaç karşılaşma da bayağı doluydu. Hani hemen o fazlalık, o kalabalık hissettiriyor yani oyuncu olarak da eminim tribüne gelen insanlar da bunu fark ediyordur yani kendilerini daha hissediyorlardır. Ya bunda bence Türk Telekom'un Süper Lig'de oynamasında büyük etkisi var. Çünkü rakipler Pınar, Karşıyaka, Fenerbahçe, Beşiktaş. Tabii ki, tabii ki. Sonuçta bu kulüp bu ikinci senesi Süper Lig'de. Onun ikinci ligdeydi. O zamanlar da takip ediyordum tabii ama hani çok olayın içinde olmadığım için eminim ikinci ligdeki haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark vardı. Zaten salon bile değişti. Dediğim gibi hani oynadığınız rakipler de çok önemli. İnsanlar kaliteli işleri izlemeye gelmek istiyorlar. Bir de sonuçta kaliteli sporcuları, iyi sporcuları izlemek isterler yani. Bu gayet normal. O yüzden Süper Lig'de olması da çok büyük bir etken tabii ki. Peki son olarak izleyicilere aktarmak istediğim bir şey yani söylemek istediğim mesela. Yani klasik mesajı ben de vereyim. Zor olduğunu biliyorum hani evde vakit geçirmenin ama dediğim gibi eski, normal ve güzel hayatımıza en kısa sürede dönebilmemiz için hepimizin daha çok evde vakit geçirmesi, daha çok dikkat etmesi lazım. Hani sonuçta hepimiz televizyon izliyoruz. Yapılması gerekenleri her gün televizyonlarda söylüyorlar. Hani insanlar bunlara dikkat etsin. Çok umutsuz böyle kötümser olmaya da gerek yok. İnşallah en kısa zamanda düzelecektir. Ramazan sonrasında umarım yani bayramla beraber bu işin de bittiğini duyarız yavaş yavaş. Herkes moralini yüksek tutsun, dikkat etsin diyorum. Umarım her şey bir an önce normale döner. Teşekkür ederim değerli vaktini ayırdığım programa katıldığın için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tahmin programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.